Hadi gidelim. Bahçede. Silah bahçede. Bahçeye gömdük. İyiyim, nasıl biliyorum. Canbaş. Doğru olanı yaptın. Sağ ol. Kızımın karşısında tertemiz çıkacağım. Asıl ben size teşekkür ederim. Bana yeni bir başlangıç şansı vermişsin. Hadi gidip silah çıkaralım. Olmuşlanmıyor öyle. Aysun! Ne bu halin? Ne oldu burada böyle? Ne mi oldu? Ne mi oldu Şeref? Söyleyeyim ben sana ne olduğunu. Kandırdılar bizi Şeref. Oynadılar, duygularımızla oynadılar Şeref. Bahar'la Demir Şeref ikimizle de oynadı Şeref. Ne demek istiyorsun sen? Ne saçmalıyorsun, ne oyunu? Kandırdılar bizi diyorum Şeref. Neden anlamıyorsun? İkimizi de hiçbir zaman sevmediler. En başından beri birbirlerine aşıktı onlar. Olmaz. Olamaz. Demir'e inanırım, yapmıştır sana. Ama Bahar bana asla böyle bir şey yapmaz. Neden inanmıyorsun Bahar'ın böyle bir şey yapacağına? Sen neden inanmıyorsun? Kendine gel artık. Gör Şeref. Gör Bahar'ın nasıl bir yılan olduğunu. Sen bari gör. Ya kardeş, sen şimdi Bahar'lara mı diyorsun da? Ya Bahar bu adam inanıp sana oyun oynuyorsa? Bak sonra ikimiz de yanarız ha. Ne diyorsun lan sen? Bahar bana yalan mı söylüyor? Vallahi dikkat et diyorum. Bahar seni kafalıyorsa biteriz. Açıkça bunu söylüyorum. Ağzından çıkanı kulağın duysun. Bahar bana asla oyun oynamaz. Onun hamurunda yok böyle bir şey. Söylüyorsun. Bahar yapmaz.
kadar doğru bir şey yaptın ki. Ama en çok da kendin ve kızın için doğru olanı yaptın. Söylediklerimi sakın unutma. Kızını görmek için çabalamaktan asla vazgeçme. Vazgeçmeyeceğim. Onun karşısında tertemiz çıkacağım. Belki o zaman bir şansım olur. Olacak. Ben inanıyorum. Bir gün o da seni affedecek. O zaman onu sımsıkı sarın. Bir daha asla bırakmayacağım. Çok teşekkür ederiz Yavvar. Aylardır yaşadığımız kabus senin sayende sona erecek. Kendine dikkat et. Siz de kendinize dikkat edin. İnşallah çok mutlu olursunuz. Belli ki bunu fazlasıyla hak ediyorsunuz. Sen şimdi Bahar'lara mı gidiyorsun da? Ya Bahar bu adam inanıp sana uygulanıyorsa? Kardeş, Kolak'ta işler bu bayağı bir karıştı. Ama sende her şey iyi değil mi? Emanetim sağlamda. Karışır kardeş. Bu gidişte daha çok karışır işin. Eline ayağına dolanır durur artık. Ama ben sana demiştim. Bahar'a dikkat et demiştim. Aşkın gözünü kör etti. Başım belaya girecek diye uyarmıştım. Ama sen ne yaptın? 40 yıllık arkadaşım dinlemedin. Ne diyorsun lan sen, açık konuş. Bahar'la ilgili ne biliyorsun? Bahar'la avukatın bu işte birlikte olduğunu biliyorum. Sen gittikten hemen sonra buraya geldiler. Bana bak lan. Eğer bir aptallık edip silahı onlara verdim dersen... Eğer bana bir yamuk yaptıysan seni kendi ellerimle gebertirim Cappar. Bağırma lan. Dostum dedim, kardeşim dedim. Ne istediysen yaptım. Senin için bire bile kendimi ateş atacak kadar da enayi değilim. Dedik 50 kere. Benim de başımı yakacaksın. Çok biliyorsan sığındığın o konakta saklasaydın silahını. Ulan belamı versin. Ne yaptın Yiğit? Verdim silahı, kurtuldum. Oldu mu? Avukatla kıza verdim. Silah artık onların elinde. Git kendi pisliğini kendin temizle. Bir daha da beni arama. Şerif, ne oldu Şerif? Şerif. Şerif, ne oldu Şerif? Şerif. Şerif. Şerif, kendine gel, ne oldu? Bitti. Ne bitti? Her şey bitti. Ne bitti? Silah. Silah Aysun. Bunların elinde.
Babamı öldüren silah buymuş demek. Önce Aysun'un, sonra da benim babamın canını alan küçük soğuk metal parçasıymış. Kim bilir başka kaç can aldı bu silah. Başka kaç kişiye zarar verdi. Merak etme canım. Bu silah artık hiç kimsenin canını alamayacak. Babanı senden ayıran bu silah sadece suçluların sonunu getirecek. İçin rahat olsun. Vaktimiz var mı Demir? Gitmeden bir yere uğramak istiyorum. Tabii ki var. Nereye gitmek istiyorsun? Babamın mezarını ziyaret etmek istiyorum. Bunun her şeyin bittiğini, katillerinin artık yakalanacağını söylemem lazım. Ama ona borçluyum Demir. Ancak o zaman gönül rahatlığıyla temiz bir sayfa açabilirim gibi hissediyorum. Haklısın canım. Hadi gidelim. Şeref. Ne silah Şeref, Şeref cinayet silahını diyorsan ben ondan çoktan kurtuldum, merak etme. Ne silahı Şeref? Hangi silah Şeref, söyle. Anlat. Sen o gece silahı kaçırmaya çalışırken peşindeydim. Yani zannettiğin gibi silahtan kurtulamam. Ne demek kurtulamadın? Ne demek kurtulamadın Şeref? Ne saçmalıyorsun sen? Doğru düzgün anlat şunu bana hemen. Harun'u ortadan kaldırdığımızda her şeyin bitmeyeceğini biliyorum. Bahar senin için bir engel. Sen ise onun hayatı için en büyük tehdittin. Bu yüzden sana güvenemezdim. Ne olursa olsun Bahar'ı senden koruman gerekiyordu. Ona bir şey yapmanı engellemek için elimde bir koz olması lazımdı. Ben de harekete geçtim. Sen o gece silahtan kurtulmaya çalışırken seni takip ettim. Silahı attığın yerden alıp sakladım. Allah'ın cezası! Allah'ın cezasını attın sen! Allah'ın cezası! İkimizi de bitirdin Şeref! Benim sözümden çıkarsan olacağı buydu Şeref! Geberteceğim seni! İkimizin de sonunu getirdin! Geberteceğim seni! Geberteceğim seni! Geberteceğim seni! Geberteceğim! Yaptım! Yaptım! Bitti Aysun! Her şey bitti. İkimiz de hapse gireceğiz. (Gülüyor)
Sen yenilgiyi kabullenmiş olabilirsin. Ama ben pes etmeyeceğim. Ne olursa olsun, bir yolunu bulup bu işten kurtulacağım. Şimdi gerçeği söylesem anne kızın kaybolan yıllarını geri verebilir miyiz? Bizim yüzümüzden yaşadıkları bütün acıları bir çırpıda silebilir miyiz sanki? Artık çok geç. Günahlarımızın affı yok. Ölene dek bu vicdan azabıyla yanacak yüreğimiz. Aynur Hanım. Ah Aynur Hanımcığım, sen nerelerdesin? Eve geldim, seni göremeyince telaşlandım ben. Ben de seni aramaya çıktım. Ne oldu, niye çıktın? Ya seni telaşlandırdıysam kusura bakma, özür dilerim. Ben öyle biraz çıkayım, hava alayım diye işte. Malum bir sürü şey yaşadık. Biraz kafamı dağıtayım diye. Ah Aynur Hanımcığım, sen de haklısın. Bak bu öğrendiğin her şey çok yeni senin içinde. Hazmetmesi de kolay değil tabii. Bak rengin benzin de atmış. Hadi gel ben sana sıcak bir çay yapayım, beraber içelim. Gel Aynur Hanımcığım, gel. Silahı nereden, kimden aldılar Şeref? Güvenebileceğim bir arkadaşa emanet etmiştim. Bir şekilde izimi sürüp onu bulmuşlar. Bu şerefsiz de silahı onlara vermiş. Nerede bu arkadaşının yeri? Beykoz taraflarında. Oraya yalnız gittiklerine göre silahı kendileri teslim almak istemiş. Polise kendileri verecekler. Polis hala gelip bizi almadığına göre... Hala birkaç saatimiz var Şeref. Yürü. Yürü. Bu saatten sonra ne yapabiliriz ki? İş işten geçti. Kabul et Aysun. Elimizdeki son kozu da kaybettik. Anla artık, anla. Vaktimiz yok Şeref, şimdi pes edemeyiz. Senin saçma sapan hareketlerin yüzünden ben hapse girecek değilim. Eğer sen de kurtulmak istiyorsan benim planımı harfiyen uygulamak zorundasın. Duydun mu beni? Nasıl istiyorsan öyle olsun. Bahar'ı kaybettikten sonra zaten hiçbir şeyin önemi kalmadı. Hala Bahar diyor. Hala Bahar diyor. Hala Bahar diyorsun. Şeref, başımıza ne geldiyse senin bu şuursuz aşkın yüzünden geldi. Kabullen artık Şeref. Sen Bahar'ı sonsuza kadar kaybettin. Kabullen bunu. Kendini kurtarmak istiyorsan benim planımı harfiyen uygulayacaksın. Duydun mu? Duydun mu? Bekle beni.
Bak şöyle iç bir suyunu, bir soluklan Aynur Hanımcığım. Ben sonra ne istiyorsan yaparım sana. Acaba tansiyonun mu düştü? Bir ayran mı yapsam sana? Yok yok Gönül Hanım ya, iyiyim, hiç zahmet etme, ayrana falan hiç gerek yok. Ha, olur mu öyle şey? Bak yüzün hala bembeyaz Aynur Hanımcığım. Ya tansiyonun düştü? Ya da Allah korusun kötü başka bir şey var. Başka ne olabilir ki? Söylemediğim bir şey mi var diyorsun? Var mı Aynur Hanım? Yani hastalığın falan mı var? Ha yok yok. Çok şükür hastalık falan yok da. Ya öyle ufak tefek sıkıntılar var işte. Ah Aynur Hanımcığım. Bak sen benim sıkıntıma, derdime ortak oldun. Özellikle Hazan konusunda. Eğer senin de bir sıkıntın, derdin varsa ben dinlemeye de, elimden bir şey geliyorsa yapmaya da hazırım bilesin. Biliyorum Gönül Hanım. Allah razı olsun. Neyse. Ben sana bir ayran yapayım. Bak o sana iyi gelecek. Ersin Hanım. Alo Hazancığım. Merhaba canım, nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Şey soracaktım ben de size. Gelinlikte istediğiniz son değişiklikleri yaptım. Beğendiniz mi? Evet canım. Çok beğendim. Hatta giymeye kıyamayacak kadar çok beğendim. Bu arada bu gelinlik meselesi yüzünden annenle aranızın açılmasına da çok üzüldüm. Ne yaptınız? Barıştınız mı Hazan? Hallettik Aysun Hanım, hallettik. Az önce konuşup barıştık. Öyle mi? Yani annenle birliktesiniz. Evde misiniz şimdi? Aa yok, ben terzideyim. Ama birazdan çıkacağım. Hacer ablaya gideceğim, eşyalarımı alacağım. Birkaç gündür onda kalıyordum da. Ondan sonra da eve geçerim. Annem bekliyor. Yani annen evde yalnız şimdi, öyle mi? Evet evet, bu gece anne kız ufak bir kutlama yaparız artık. Anneme de siparişleri verdim. Çok güzel bir sofra kuracak. Çok sevindim canım sizin adınıza. Ya zaten anne kız arasında öyle küslük olmaz. Yani senin bazı davranışlarını onaylamasa da emeğinin karşılığını fazlasıyla aldığını görünce seni anlayacaktır Hazancığım. Hazan bak ben ne diyorum? Ben terziye geleyim. Gelinliğin ödemesini yapayım. Sen de annenin karşısına yüklü bir miktar parayla çıkınca seni anlaması daha kolay olacaktır. Aysun gerçekten mi? Bu harika olur. Tamam canım. Ben mutlaka geleceğim. Gecikebilirim ama. Sen beni orada bekle. Tamamdır, bekliyorum Aysun. Gönül'ün yerini biliyoruz. Hazan'ı da sıkıca tembihledim. Dükkanda beni bekleyecek. Yani Gönül evde yalnız. Sen hemen gidip Gönül'ü kaçıracaksın. Niye kaçırıyormuşum? Anlamadım. Gönül'ün bu durumla ne alakası var Aysun? Çünkü ne Demir ne de Bahar masum bir insana zarar gelmesine asla izin vermez. Biz bu durumda Gönül'le silahı değiş tokuş edeceğiz. Anladın mı şimdi Şeref? O kalın kafana girdi mi? Hadi hemen dediğimi yap. Bak Aysun,
ne yapmaya çalıştığını anladım. Tamam. Ama ben gündüz vakti kimseye belli etmeden bir kadını nasıl kaçırırım? Allah'ın cezası. Silahı yakalatmayı nasıl becerdiysen bunu da bir şekilde becereceksin Şeref. Bul bir yolunu. Çok vaktimiz yok diyorum. Hala soru soruyorsun bana Şeref. Ömrünü hapiste geçirmek istemiyorsan benim planımı harfiyen uygulamak zorundasın. Duydun mu? Hadi. Duydum Aysa. Bahar'ın bu aile fotoğrafında olmamasının tek sebebi biziz. Bu suçu, bu günahı nasıl taşıyacağım ben? Allah'ım bizi affet demeye bile dilim varmıyor. Ha. Al biraz gözün açılır belki Aynur Hanımcığım. Ay, fotoğrafımıza mı bakıyordun sen bizim Hazan'la? Ah Aynur Hanımcığım, ben ne severim bu fotoğrafı. Baksana, mutluluğumuz gözlerimizden okunuyor. O günü hiç unutmam biliyor musun? Canım Hazan'ım, doğum günüydü. Tutturdu bana, anne Luna Park'a gidelim, anne Luna Park'a gidelim diye. Ben de tamam dedim, gidelim kızım. Orada ne kadar oyuncak varsa hepsine bindik Aynur Hanım. Ne yalan söyleyeyim, Hazan'dan çok ben mutlu olmuştum o gün. Ah. Güzel kızım benim. Artık torunumuzu götüreceğiz Aynur Hanımcığım. Nasıl? Ayran işe yaradı mı? Daha iyi misin? İyiyim, iyiyim, sağ ol. Ay Aynur Hanımcığım, telaştan sizi anlatamadım. Sizinle karşılaşmadan önce Hazan'la konuşup barıştık. Ana kız bir dertleştik ki. Hazan yıllardır sakladığım sırrımı öğrenmiş. Bir ablası olduğunu, ablasının vefat ettiğini. Ah güzel kızım benim. Rahmetli ablası için nasıl üzüldü anlatamam. Halbuki ben yıllarca o üzülmesin diye saklamıştım. Ama gerçekler önünde sonunda ortaya çıkıyormuş demek ki. Belki de en hayırlısı böyleydi Aynur Hanımcığım. Gönül Hanım, ben sana bir şey söyleyeceğim. Bahar. Sen de Bahar'ımı merak ettin Aynur Hanımcığım. Bahar'ı merak ettim. Aramadılar yani, aklımda onlar da kaldı. Ne yalan söyleyeyim, benim de aklım onlarda kaldı. Ha şimdi bir işleri güçleri vardır, rahatsız ederim diyorum, ondan aramayayım diyorum. Bir şey olsa onlar beni ararlar diyorum ama... Arayayım ben değil mi? Arayayım, hem müsait değillerse açmazlar zaten. Alo. Efendim Gönül abla. Ha, Bahar'cığım, kızım müsait miydin? Ben rahatsız etmemek için aramayayım dedim ama merak ettik işte. Ne yaptınız kızım, bir şey bulabildiniz mi? Bulduk Gönül abla. Silah sonunda elimizde. Emniyete gidip teslim edeceğiz birazdan. Cinayet silahı olduğu tespit edilince de Aysun da Şeref de yaptıklarının cezasını çekecekler sonunda. Artık yolun sonuna geldik. Her şey ortaya çıkacak. Oh kızım, oh.
Ah Bahar'cığım, ben senin için nasıl mutlu oldum anlatamam kızım benim. Eh be Bahar'cığım, belki bugüne kadar çektiğin acıların telafisi olmaz kızım ama... ...en azından adalet yerini bulacak ya çocuğum. Belki için biraz rahat eder be kızım. Doğru diyorsun Gönül abla. Gidenler geri gelmiyor. En azından babamın kanı yerde kalmayacak, bunu biliyorum. Adalet yerini bulacak. Bahar'cığım, hadi ben seni meşgul etmeyeyim kızım. Siz bir an önce halledin her şeyi. Şu Aysun belasından bir an önce kurtulun kızım. Tamam çocuğum, bak oradan sonra da hemen buraya gelin, tamam mı? Tamam Gönül abla, merak etme. Hadi görüşürüz kızım. Aynur Hanım, müjdemi isterim. Çocuklar silah bulmuşlar. Şimdi polise gidip teslim ediyorlar. O Aysun da, Şeref de yaptıklarının cezasını bulacaklar. Bahar kızıma da kimse bir daha zarar veremeyecek. Sen niye duygulandın be Aynur Hanımcığım? Bak ne güzel bir haber verdim ben sana. Ben işte duygulandım. Keşke bunlara engel olabilseydim. Aynur Hanımcığım, lütfen suçlamayın kendinize. Hem sen nereden bilecektin ki Aysun'un Harun Bey'i öldüreceğini? Ayrıca sen burada bile değildin. Yapabilecek bir şeyin yoktu ki. Belki de vardı. Ama artık telafisi de yok zaten. Borcu biraz kapatacağımı öğrenince hem sevinecek hem de benimle gurur duyacak. Aynur Hanımcığım, akşam yemeği için sofraya bunu mu sereyim sence, bunu mu sereyim ha? İkisi de güzel. Sen hangisini istersen onu seç. O zaman bu olsun ha. Akşam çocukları çağırdım ya, şöyle güzel bir sofra hazırlayayım diyorum onlara, ne dersin? Olur, ben de dur sana yardım edeyim, beraber yapalım. Yok yok, olur mu öyle şey Aynur Hanım? Sen bırak, ben her şeyi yaparım. Birlikte yapalım ya, olur. İtiraz etme Aynur Hanımcığım, bak hala yüzüm bembeyaz. Sen hem birazcık dinlen ki akşama da toparlamış olursun, tamam? Hem ben bir dolaba da bakayım, bir eksik varsa eksikleri alayım geleyim, ondan sonra başlarım hazırla. Hadi sen iyice dinlen, tamam? Böyle olsun. Senin bir suçun yok Gönül. Ama bir daha hapse girmemek için ne gerekiyorsa yapmayı göze aldım ben. Bu işin zayiatı da sen olacaksın mecburen. Yapacak bir şey yok. Gönül Hanım. Ah Aynur Hanımcığım. Söyle. Ben bir su içecektim. Aşk olsun, niye geldin zahmet ettin? Ben verirdim sana. Dur. Şimdi yediğimiz okkalı tokadın sebebi belli oldu. Aynur abla da buradaysa eve giremem. Gönül'ü kaçırmak için başka bir yol bulmam lazım. Aynur Hanımcığım, afiyet olsun. Sağ ol. Ha Aynur Hanımcığım,
akşam Hazan gelecek ya, bir sürü şey istedi benden. Bahar'la Demir de gelecek. Şöyle güzel bir kutlama sofrası hazırlarız diye düşündüm. Ah ah, o kadar uzun zamandır sevdiklerimle bir arada değilim ki Aynur Hanımcığım. Bir alışverişe gider gelirim ben şimdi. İyi düşünmüşsün Gönül Hanım. Sen git al gel, ben evdeyim. Tamam, bir koşu gider gelirim. Aynur Hanım, bir şey daha soracağım size. Ben Düdüklü'de kuzu etli kuru fasulye yapmayı planlıyorum. Hasan çok sever. Bahar da sever mi? Yani sevmezse ona başka bir şey hazırlayayım. Bahar çok sever. Demek ki damak tadınız aynıymış. Ha, çok iyi, çok iyi. O zaman ben bir koşu gidip alıp geliyorum. Sen başka bir şey istersen ara beni, tamam mı? Hadi. Burası şimdi çok göz önünde. Ama ıssız bir sokakta yakalarsam Gönül'ü bayıltıp kaçırmam daha kolay olur. Hadi Şeref, hapisten yırtmak için bu tek şansın. İyi değerlendir. Nerede kaldı bu kadınla ya? Arası mı yapılır mı acaba? Bu paranın derdine düştü falan der. Ama canım ne alakası, onu teklif etti sonuçta, arayayım. Dükkanda bekliyorum Aysun Hanım. Haber vereyim dedim. İnsan hatırlayamadığı birinin yokluğunu bu kadar duyup acısını bu kadar derinden hissedebilir mi? İnan kendim yaşamasam anlamazdım baba. Keşke geçmişi en azından seninle birlikte geçirdiğimiz o güzel, mutlu baba kız anılarımı hatırlayabilseydim de o güzel gülen yüzünü gözümün önünde canlandırabilseydim. Ama yalnızca fotoğraflarına bakıp hayal edebiliyorum bunu. Ama biliyor musun baba? Hatırlayamasam da, seninle olan anılarımı kaybetmiş olsam da, birbirimizi hep çok sevdiğimizi yüreğimde hissettim ben.
farkın olsam da, hatırlayamasam da, gerçekliğinden emin olduğum tek şey bu. Bu da bana yeter. Son nefesime kadar bu sevgiyi yüreğimde taşıyacağım baba. Hayatımın sonuna kadar sana layık bir evlat olmak için çabalayacağım baba. Kim bilir en güvendiğin insanlar tarafından haince pusuya düşürülürken ne kadar çaresiz hissetmişsindir. Onlar senin acımasızca canını alırken kim bilir ne kadar acı çekmişsindir baba. Son anlarında beni düşünmüşsündür. Kızına son bir kez sarılmak istedim belki de. Keşke koşup seni kurtarabilseydim baba. Seni o canilerin elinden alabilseydim. Ama yapamadım. Özür dilerim. Seni onların elinden kurtaramadım. Ama sana verdiğim sözü tuttum baba. Acımasızca senin canına kasteden o hainlerden intikam alacağım diye söz vermiştim sana. Bunu tuttum baba. Birazdan Demir'le birlikte gidip katillerini adalete teslim edeceğiz. Ay şunda. Şeref de sana yaptıklarının cezasını misliyle çekecek. Hala. Ben birazdan gelirim o zaman. Ufak bir işim vardı zaten. Leyla abla. Ben de zaten seninle konuşmak istiyordum Leyla abla. Leyla abla. Çok özür dilerim.
Nurcan abla her şeyi anlattı. Hacer ablanın para mevzusunu az önce öğrendim. Tabii iş işten geçti çoktan. İşin aslını aslını bilmeden senin kalbini kırdım, seni incittim. Beni affedebilir misin bilmiyorum. Ama ben gerçekten çok pişmanım. İnan ki çok özür dilerim. Senin benim hakkımı, emeğimi sömüreceğine nasıl inandım bilmiyorum. Sen böyle bir şeyi hiç hak etmedin. Özür dilerim. Ah be Azancığım. Senin hakkını yediğimi nasıl düşünürsün? Bende de hata var tabii. Hacer'in her şeyi oldu bittiye getirmesine izin vermemeliydim. Ama ilk fırsatta ben konuşacaktım seninle. İçim hiç rahat değildi zaten. Neyse, olan oldu artık. Leyla abla, affetmeyecek misin beni? Gel buraya gel, şapşal. Ben sana hiç kırgın, kızgın kalabilir miyim? Affederim tabii. Canım benim. Sen çok temiz kalpli ve çok iyi bir kız. Kimseyi anlamadan, dinlemeden günahını alma bir daha. Bak annene de yazık. Perişan oldu. Çok üzüldü kadıncağız. Onu da üzme böyle. Ona layık bir evlat olmaya devam et. Tamam? Sen hiç merak etme Leyla abicim. Teşekkür ederim beni affettiğin için. Canım Leyla'm. Oh, sonunda barıştınız vallahi. Ay sizi böyle görünce nasıl mutlu oldum anlatamam. Sayende Nurcan ablam, sayende. Hayırdır Nurcan? Kitapçığı satın almışsın bayağı. Ay yok, böyle pasta işine merak sardım da kendimi geliştiriyorum. Bana gidelim mi? Ben kek yapmıştım da hem bir tadına bakarsınız, olmuş mu bir söylersiniz. Olur vallahi gideriz. Size şimdiden afiyet bal şeker olsun. Ama benim birkaç işim daha var dükkanda ama siz gidin. İyi madem hadi biz gidelim. Görüşürüz. Aysun Hanım'la daha fazla geç kalmasa bari. Çünkü bunlar senin son gözyaşı damlaların. Bundan sonra senin kimsenin üzmesine izin vermeyeceğim. Bundan sonra çok mutlu günlerimiz olacak. Sana söz veriyorum. Kızınız bundan sonra bana emanet. Gözünüz arkada kalmasın. Bahar'ın mutlu olması için elimden ne geliyorsa yapacağım. Size söz veriyorum.
ki varsın Demir. Her şeyin sona ermesi için yapacak son bir işimiz kaldı. Hadi gidelim. Şu silahı teslim edelim de. Şu kabus tanıyan hanım artık. Neden? Yardım edin. Nefesini boşuna tüketme gönlüm. Seni hiç kimse duyamaz. Bak, ikimizden başka hiç kimse yok. Bir de saat kaç oldu canım? Yani bu saatten sonra da gelmez herhalde. Gelmez ya. (Gülüyor)
Kim derdi ki kaderim benim elimden olacak? Bak gördün mü? Yollarımız yine kesişti. Allah belanı versin. Kapat çeneni, zararlı çıkan sen olursun. Biz bir mesele için başkomiserle görüşmek istiyorduk. Ne için görmek istemiştiniz? Ben avukat Demir Keskin. Bir konu için acil görüşmemiz lazım. Tamam, biraz bekleyin. Kendisini ileteyim önce. Müsaitse görüşebilirsiniz. Tamam. Şöyle buyurun. Tamam, sağ olun. Çektiğimiz bunca acıdan sonra sonunda bitti Demir. Bitti Bahar. Yarın yeni hayatımızın ilk günü olacak.